Ankara'dan hepinizi candan selamlıyorum. Özel bir program sizlere sunuyorum. Irak düşman cephesi, kondum birlik çatısı. Temeli aslan bulmuş, yıkılmaz hiç yapısı. Irak düşman cephesi, kondum birlik çatısı. Temeli aslan bulmuş, yıkılmaz hiç yapısı. Cihana doldu adı, kahretti bütün yadı. Yurt dışı Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı Ankara'da düzenlendi. Irak Türkmen Cebesi Başkanı Sayın Sadettin Ergez'in başkanlığında düzenlenen toplantıya Irak Türkmen Cebesi'nin yurt dışı temsilcileri ve bazı milletvekilleri katılırken yanında Avrupa, Kanada, Amerika'da bulunan Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri de katıldılar. Değerli arkadaşlar, konuştuklarımın hepsini çok iyi biliyorsunuz. Belki bundan çok daha fazlasını da biliyorsunuz. Ona hiç de şüphem yoktur. Ama dert söyletiyor bizi. Derdimiz çok büyük. Yaptığımız iş derdimiz kadar değildir. Sorumluluğumuz çok büyük. Attığımız adımlar o sorumluluk kadar değildir. Yükümüz çok ağır. Omuzlanan kişilerimiz, omuzunu veren kişilerimiz yeterli değildir. Münşin Almanya'dan Irak Türkmen Dernekleri Başkanı olarak daha Irak Türkmen Cebesi davet üzerine Ankara'ya geldik. Bu toplantılar ne şekil gördünüz? Vallahi bu toplantıların daha yoğunlaşması, daha yani genişleştirmesi daha uygun olur. Çünkü bir günde yani tüm kuruluşlar hepsi çok aktif çalışır. Yani biz de Türkmen meselesini artık zaman kalmadığı için çok daha aktif, daha çok daha hızlı, daha güçlü çalışmamıza daha iyi olur. Rica ederim. Doktor, bu toplantıda güzel bir öneri sundunuz. O önerileri bizim için tekrar sunar mısınız? Şimdi yurt dışı kuruluşlarının burada bulunması güzel bir şeydir. Bu arada nasıl çalışma, önümüzdeki günler için çalışma sistemi nasıl olacak? Benim görüşüm bu. Yani biz 2007'nin sonuna kadar sadece Kerkük konusuyla ilgilenmemiz gerekiyor. Bunu bütün dünyaya anlatmamız gerekiyor. Ve dünya desteğini talep etmemiz gerekiyor. Çünkü Kerkük olmadıktan sonra Türkmenlerden bahsetmek de abestir.
Bunun için yapabileceğimiz bir takım çalışmalar var. Onları sıraladım 1, 2, 3, 4 şeklinde. Bir de Avrupa Türkmen Koordinasyon Heyeti'nin kurulması söz konusudur. Bu konuda düşünceleriniz ne? Evet, çünkü şimdi Avrupa'da bizim çok kuruluşlarımız vardır. Ama dağınık şekilde çalışıyorlar. Bunları hepsini bir koordine heyeti üzerinden aynı yere kanalize etmemiz ve bu şekilde de sesimizin daha fazla duyurulması daha faydalıdır diye düşündüm. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aygül Oğuz Hanım, siz Irak Türkleri Derneği Kültür ve Yardımlaşma adına katıldınız bu toplantılara. Düşünceleriniz nedir bu toplantılarla ilgili? Bu düşüncelerime gerçekten çok mutlu oldum, çok sevindim. Bütün Türkmen hemşerilerimi bir arada görüp gelip burada İTC Genel Başkanımızla bir araya gelmeleri, fikirlerini öğretmeleri, bu toplantının sonucunu ben öyle düşünüyorum. Hep tabii Türkmenlerin hep birlik, barış, aynı fikirde olmaları gösteriyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Orhan Keten'e, Irak Türkmen Cephesi'nin ABD temsilcisi, Avrupa'dan gelen Türkmen Sivil Toplum Kuruluş Başkanı'yla bir istişare toplantısı düzenlediniz. Biraz önce sona erdi zannedersem. Bu toplantıyla ilgili duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok çok olumlu bir toplantı oldu. Bütün konular hepsi masaya yatırıldı. Beklentilerimiz fazla olmamakla birlikte önemli kararlara vardık. Ve en önemlisi de bu düşünülen referandumun yapılmayacağını ve onu baştan reddettiğimizi çok açık bir şekilde, net bir şekilde tartıştık ve kararımızı da verdik. Aslında Kerkük'te yapılan sahtekarlıklar ve zorla göç ettirilen, şehrin dışından getirtilen bu kadar insanın orada bulunması çok siyasi bir gaye için getirildikleri tespit edildi. Ve bunların bir an önce vatanlarına, eski yurtlarına döndürülmesi gerekir. Kerkük'ün şahsiyetini değiştirmeye yönelik bu hareket hüsranla sonuçlanacaktır. Türkmen milleti en önemli şehri ve hatta başkenti olan Kerkük'ü feda etmeyecektir. Ve bu konuda her türlü mücadele yolu seçilecektir. O bakımdan milletimiz emin olsun, rahat olsun, müsterih olsun. Biz elimizden geleni yapacağız. Allah bizim destekçimizdir. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Türkmen kuruluşları istişare toplantısına hangi kuruluş adına katıldınız? Vallahi doğrusu ben misafir olarak katılmışım. Çünkü daha önceden 14 yıl yurt dışında dernek faaliyetinde olduğum için ben de bir misafir olarak katıldım. Yani bir kuruluş adına katılmamışım. Ancak tecrübem olduğu için yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da olan derneklerimiz yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili işbirliği içerisindeyiz. Çok önemli bugün noktalara değindik. Toplantı daha sürer inşallah, çok güzel bir sonuçla sona verecek. Çünkü bildiğiniz ki Irak Türkmen Cephesi'nin başkanlığında yapılmaktaydı. Bu da ilk defa oldu zaten. Yani Türkmen Cephesi'nin kuruluşundan beri, tarihinden beri ilk defa Irak Türkmen Cephesi'nin başkanlığında yurt dışından gelen Türkmen kuruluşu başkanlarıyla bir toplantı yapılması. Bu toplantıların önemi nedir sizce? Önemi tabii ki birlik beraberlik ilk başta geldi. Çünkü uzun zamandır yurt dışında faaliyet gösteren dernek başkanları Irak Türkmen Cephesi başkanıyla hiçbir görüşme söz konusu olmayıptı. Ancak telefonla sadece olupdu. Yüz yüze görüşmek daha faydası oldu tabii ki. Faydası daha olacak. Ben şahsen bir öneri verdim toplantı başkanı olan, divan başkanı olan Sayın Doktor Saadettin Ergeç abimize. Bu tür toplantıların Kerkük'te olmasını rica ettim, tavsiye ettim. Çünkü bilirsiniz Kerkük'te de, Türkmeneli bölgesinde de Irak Türkmen sivil toplum kuruluşları var. Şu anda da bir gün gelen yurt dışından, Avrupa'dan gelen kuruluşlar da hepsi sivil toplum kuruluşlardı. Bu tür toplantıların Kerkük'te olmasını tavsiye ederim. Buna da herkes güzel baktılar. İnşallah bir dahaki toplantı Kerkük'te olacak. Bu toplantıya milletvekillerin katılmasıyla ilgili ne demek istersin?
Vallahi zaten milletvekillerimiz yani cephe başkanı mı kastediyorsunuz yoksa diğer milletvekillerimiz. Onlar da tabii ki bir fikre aldılar. Yani bir tecrübe söz konusu oldu. Onların da bir bilgisi yokydı. Avrupa'da kimler, hangi dernekler var, ne iş yapıyorlar, neyle meşgullar, kimler dernek başkanıydı. Onlar da bir fikir aldılar. Temennimiz diğer milletvekiller de olsalardı daha faydası olurdu. Ama dediğim tabii ki Kerkük olduğu zaman bu tür toplantılar milletvekillerine gelmesini tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Nereden katıldınız toplantıya? Hollanda'dan. Bu toplantının önemi neydi sizin için? Bu toplantının önemi bizim için her zaman olduğu gibi Irak Türkmen Cephesi, Türkmenleri dışında olan Türkmenleri veya kuruluşları bir araya getirir. Türkmen'in geleceği için, Türkmenlerin geleceği için bir çalışma yapar. O da Türkmen milletine bir hizmet olsun diye değerlendirir onu. Ve bu bugün burada olduğumuzda çok büyük bir toplantıdır. Bu önümüzdeki referandum konusudur. Ve ilerideki Türkmenleri için ve Türkmen milleti için çalışmalarımızdır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sizi tanıyalım. Ben Mahmud Rauf, Arus Türkmen Derneği'nden gelirim. Irak Yun Sitesi'nden geldim. Onların arkadaşların hepsinin Türkmen elinde olan Türkmenlere çok selamı var. Birlik, beraberlik için bugün burada toplandık. Sayın Başkanımız Sade Dinergec Başkanlığında inşallah başarılı oluruz. Başarılı olmamamız için hiçbir neden yok. Teşekkür ederim. Selam olsun Türkmen eline. Sayın temsilcim hoş geldiniz. Hoş bulduk Şemseddin Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizlere sormalıyız. Toplantının önemi nedir sizce? Şimdi efendim sizin de bildiğiniz gibi 14-17 Temmuz arasında pardon 14-17 Ağustos arasında bizim Sayın Başkanımız yanında da 7 milletvekiliyle özel bir ziyaret için Türkiye'de bulunmaktadır. Irak'taki olayları burada Türkiye yetkilileriyle gündeme getirdiler. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Avrupa'da bulunan sivil toplum örgütleriyle bir değerlendirme toplantısı arzusunda bulunmuştur. Bence de bu toplantının çok önemi var. Burada olan bitenleri, bu toplantıda konuşanları Avrupa'ya taşımak amacıyla. Umarım da bunun faydası olur. Gelecekte Avrupa'daki bulunan sivil toplum örgütlerinin Irak Türkmeneli bölgesi için nasıl bir hareket etmesini burada tartışılacak ve bunun da faydasını olmasından eminim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Savaş Bey, Danimarka'dan geldiniz, katıldınız. Bu toplantının önemiyle ilgili sizden bilgi almak istedim. Tabii ben Danimarka'dan geldim. Ancak bilirsiniz davayı çok yakından takip ederiz. Kerkük'te de bazı faaliyetlerimiz var. Bu toplantı tabii ki ikinci kez katılıyorum ben bu toplantıya. Geçen sefer kurultay öncesi olmuştu. Bu sefer de Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı'nın başkanlığında yapılır. Yurt dışı kuruluşlarımızın burada çok faydalı önerileri olur. Ve inşallah ikinci günde yapacağımız toplantıda bu önerileri birleştireceğimiz bir bildiri yayınlarız. Ortak bir bildiri yayınlarız. Ve yurt dışındaki Türkmenlerin Irak Türkmenleri için ve Türkmen milli mücadelesi için ne gibi işler yapabilirler? Özellikle önümüzdeki referandumla ilgili Avrupa'da yapabileceğimiz faaliyetler vardır. Türkmenlerin yurt dışında referandum sonucunda eğer daha önce yaşadığımız seçimlerdeki haksızlıklar referandum sonucunda eğer öyle bir hile karışırsa Avrupa kamuoyunu buna şimdiden hazırlamamız gerekiyor ve aynı zamanda da Türkmenleri Irak referandumuna hazırlamamız gerekiyor. Bu konuda kısa vadede bir takım önerilerimiz var. Bir de uzun vadede bir takım önerilerimiz oldu. Benim yaptığım önerilerin arasında mesela yurt dışındaki Türkmen yazarların ve edebiyatçıların bir birlik kurmasını önerdim. Buna benzer Türkmen sanatkarlarının, ses sanatçılarının, ressamlarının aralarında bir birlik kurmasını önerdim. Yurt dışındaki Türkmen gençlerinin özellikle aralarında bir birlik kurmasını öğrendim. Bunun gibi bir takım önerilerimiz var. Devam ederim. Çok teşekkür ederim. Sen de sağ ol. Osman Çöpeli, Finlandiya'dan katılsan bu toplantıya. Bu toplantıyı evet. Ne şekilde değerlendirirsen? Tabii bu toplantı tüm dünyaya Türkmenlerin devamlı birlik ve beraberlik içinde olduğunu göstermektedir. Bu bir mesajdır.
tüm dünya ülkelerine ve özellikle de düşmanlarımıza, Türkmenlerden Türkmenleri sevmeyenleri ve Kerkük'ü başka bölgelere bağlamak isteyenlere bu bir mesajdır. Biz her zaman birlik ve beraberlik içindeyiz. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Sadullah Hamid, Danimarka'dan geliyorsunuz. Evet. Dernek başkanısınız. Copenhagen Dernek Başkanı. Bu toplantının önemi nerede sizce? Çok önemi var. Şimdiye kadar bu kadar toplantı yapıldı. Hiçbir zaman bizim bir başkanımız veya bir liderimizden bütün kuruluşlar oturup bu şekilde konuşup söz, fikir, alışveriş yapılmamış. İlk defa da dünya çapında yapılan bir toplantıdır. Ve ben buna çok eminim. Bunun sonu çok iyi bir şeyler yapılır. İnşallah. Bir şey değil, rica ederim. Yılmaz Bey, siz Amerika'dan katıldınız. Hangi kuruluşu temsil ediyorsunuz? Biz 1999 senesinde Chicago'da yerleşen Türkmenler adına bir dernek açtık. Aslında kültür derneğiydi. Bir Ocak derneği. Bir Ocak Kültür Merkezi derneği. Orada çalışan arkadaşlarımızla birlikte çok işler yaptık. Burada bizi bu toplantıya davet etmelerinden dolayı teşekkür ederiz. Umardım ki çok sayıda insanlar daha fazla gelsinler. Bu toplantının önemi nedir? Daha doğrusu Türkmenler yakın gelecekte hayati meselelerle karşı karşıya gelecekler. Ondan dolayı kritik bir durumda olduğumuzdan dolayı bizi buraya topladılar. Çok ayrıntılı fikirler var burada. İnşallah bu fikirler birleşi Türkmen milleti için, Türkmen davası için bir adım olur. Engelleri aşmak için olumlu bir gelişme olur. Ben burada hepinize teşekkür ederim. Türkmeneli TV'ye de teşekkür ederim. Türkmeneli'den kamera varken onlardan bir ricam var. Amerika'da bulunan Güney Azerbaycanlı arkadaşlar var. Onların selamını gönderirim. Onlar sağ olasınız. Onların Türkmen elinden istekleri vardır. Türkmen hakkında, Türkmeneli bölgeleri hakkında görüntülü dokümanlar isterler. Yani DVD'ler isterler. Onları sağlasalar memnun olduk. Ben kendi deneyim adına, bir de bağlı olduğumuz Kerkük'teki 1 Ocak Türkmen Merkezi adına hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkür. Sağ olun. Evet, Asif Ser Türkmen, Irak Türkmen Cebesi Londra temsilcisi. Bugün burada Türkmen yurt dışı sivil toplum kuruluşlarının istişare toplantısını yapmışız. Bu toplantının önemi nedir sizce? Bizim için bu toplantı çok önemli. Çünkü bu dönemde çok kötü bir dönem yaşıyor aslında bütün Irak genelinde. Buradaki bütün amaç bütün toplumlarımızı, bütün Türkmen kuruluşlarımızı bir araya, birlik beraberlik içinde, bir platform içinde çalışmamız için davet edildi. Sonuçlar çok güzel olacak, öyle tahmin ediyoruz. Bütün her şey halkımız için olacaktır inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Suriye ve Lübnan temsilcimiz, tabii Irak Türkmen Cebesi'nin temsilcisi Erşed Bey. Şimdi sivil toplum kuruluş başkanlarını yurt dışında, Avrupa'da özellikle de toplamışsınız. Ankara'da bir istişare toplantısı düzenlisiniz. Bu toplantının önemi nedir? Şimdi bu toplantının önemi odur ki dışarıda olan fikirleri memleketin içine, Irak'ın içine yansıtmak, onların da fikirlerini almak, onların da hakları var. Bu duvarın üzerine bir taş bıraksınlar. Gelecek referandum konusunda onların fikirlerini almak, o yüzden yüz yüze onları getirip burada geleceği tartışma için yakında onlardan görüştük. Toplantı nasıl gidiyor? Toplantı Allah'a şükür iyi gidiyor. Katılım iyidir. Vakt darlığından dolayı vakt biraz daha fazla uzun olmuş olsaydı mutlaka katılanlar daha çok olurdu. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, sizi tanıyalım. Ben Nihat Bayatlı, Fransa'da Türkmen Derneği Başkanı. Bu toplantının önemi nedir sizce? Çok önemli. Bir araya gelmekti. Birlik beraberlik adında çalışmak lazım. O da buraya geldik onun için yani. Peki Fransa'da şu derneş faaliyetimizden bahseder misiniz? Evet. Fransa'da bir iyi güzel lobimiz var. Resmi protokollar içindeyiz, büyükelçiler içindeyiz, başka devletlerin yardımını özlemekteyiz.
onlara sık sık işler bir işler içindeyiz yani. Peki buradan herhangi bir mesajınız var mı Irak'ta yaşayan Türkmenlere, Fransa'da yaşayan Türkmenler adına ve derneğiniz adına? Tabii biz Fransa'da Türkmen olarak, bizim cesedimiz Fransa'da ama kalbimiz, gözümüz Kerkük'teydi, Türkmenlerdeydi. Yani hiç merak etmezse bir günden bir güne hiç unutmamışık. Yani kendimizi dört parça ederiz, sadece onlara bizlere gelmesin Kerkük'ten. Ben teşekkür ederim. Irak Türkmenlerinin sesi, nefesi, Avrupa'daki nefesi. Milli sanatımız İbrahim Terzi diyor değil mi? Evet İbrahim. Hoş geldiniz Ankara'ya. Teşekkür ederim. Sağ ol Şemseddin kardeş. Ben de sizlere teşekkür ederim. Bu güzel münasebette benimle bu görüşmeyi yaptığınız için. Tabii sizi de devamlı takip etmekteyim. Yani sizin de faaliyetleriniz çok güzel. İnşallah böyle faaliyetler içinde oluruz ve başarılar içinde oluruz. Üstadım, siz şu anda bir toplantıya katılmışsınız. Yurt dışından işte sivil toplum kuruluşları, istişare evet. toplantısıydı. Bu toplantının önemi nerede sizce? Şimdi bana göre mesela ben bu da 16 seneden beri yurt dışındayım. Yani bu ikinci defa da katılan böyle bir münasebete. Bu münasebet tabii bizim milletimiz için, yani bu önemli bir adımdı. Çünkü burada birlik beraberlik adına çok şeyler konuşuldu. Siz de şahit oldunuz. İnşallah bu birlik beraberliğimiz hep devam edecek. Yani onun için Irak Türkmen Cephesi ve bütün partilerimiz mesela Irak Türkmen Cephesi'nin çatısı altında onlar nasıl birleşmişse biz de Avrupa'da olan Türkmenler, orada Avrupa'da olan kuruluşlar, dernekler, bizim Türkmen radyomuz hepsi Irak Türkmen Cephesi'nin çatısı altındayız ve bizler için çok şey ifade eder. İnşallah en yakın zamanda bu faaliyetleri Avrupa'da da yapacağız. Avrupa'da olan milletvekillerimizi davet ederiz, başkanımızla ve aynı zamanda bizim yetkililerden görüştürürüz onları. Sizin Avrupa'daki faaliyetlerinizi bilmek istedik. Neler yapıyorsunuz orada? Benim Avrupa'daki faaliyetlerim tabii saysam bitmez Şemseddin Bey. Dedim hani 16 senedir yazdayım. 8 seneden beri Türkmen Radyosu, Danimarka'da olan bir Türkmen Radyosu'nun genel yayın müdürüyüm. Ailemle beraber onu yönetirik. Haftada 5 gün, cumartesi bir de salı günleri yayınımız var. Cumartesi günleri saat 9'dan 12'ye, salı günlerde saat 3'ten 5'e kadar Türkmen Radyosu. O radyoyu takip etmek isteyen nereden takip edecekti? Onu takip etmek için bizim sitemiz var. Onu en yakın zamanda inşallah sizin vasıtanızla onu bildiririz. Herkes onu dinleyebilir. Irakiyun sitesinden de takip edebilirler herhalde. Irakiyun sitesinden de takip edebilir. Siz de şahitsiniz. Ben bundan bir 6-7 ay önce bir CD çıkarttım. Koyratlarımız biliyorsunuz Türkmenlerin tek sermayemiz şimdi koyratlarımızdı. Bir CD'ye 16 koyrat usulünü sığdırdım. Bu da benim için tabii büyük bir şerefti. İlk sanatçı olarak 16 çeşit koyratı bir CD okudum. Ve bu da bana yardımcı olan tabii benim büyük oğlum Turan, ork çallı, ses çallı ve aynı zamanda ork benimle her zaman yardımlaşırı. Buradan selamlarımı, saygılarımı gönderirim. Ve Avrupa'da olan derneklere de başarılar dilerim. Çünkü onların da bütün Türkmen geceleri yaptıkları zaman onlara da katılam ve bugüne kadar 60-62 şairin şiirini okumuşam. Bu da benim için büyük bir şerefti. Türkmen şairlerinin onun için gecelerimiz hep böyle allı yeşilli geçirir Türkmen deyimiyle. Güzel geçirir. İnşallah biz daha ne kadar Allah bu sesi vermişse bize bu millete hizmet edeceğiz. Bu milletin arzusunu yerine getireceğiz. Buradan Irak'taki sanatçılara, Irak'ta yaşayan Türkmenlere herhangi bir mesajınız var? Vallahi mesajım var. Ben oradaki radyo, televizyon sanatkarlarına buradan rica ederim, selam gönderirim onlara. Lütfen Türkmen fazayası için neleri varsa kaydetsinler. Çünkü fırsattı bugün. Yani milletimizin de onların sesini dinlemeye ihtiyacımız var. Mesela bir Tahsin Kerkükoğlu, bir Muhammed Rauf, efendime söyleyeyim bir Erbilli sanatçılarımız, Düz Hurmatlı sanatçılarımız, hele başımızın tacı üstadımız Abdülvahid Güzelçioğlu'ya buradan kucak dolusu selamlar gönderirim. Çünkü benim ustamdı, benim en yakın dostlarımdan biridir. Allah uzun ömürler versin. Abdülvahid'in yolundayız ve yoluna devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Nereden katılıyorsunuz bu toplantıya? Ben Cüneyt Alçı, Hollanda'dan. Derneğinizin adı nerede oradan? Irak Türkmen Kültür Cemiyeti. Bu toplantı ne şekilde gördünüz ve bu toplantının önemi nerede sizce? Bu toplantı Türkmenlerin geleceği için önemli olduğunu bu son 6 ayda Türkmenlerin
Mısır'ın olduğu çok yani birlik beraberlikten konuşundu. Düşmanlar için gelecekte ne yapmamızı şey olarak onu gördük. O çok güzel bir toplantıydı. İnşallah gelen toplantı Kerçük'te olur. İnşallah hepimiz oraya hazırız. Canla, gövülle, her şeyden. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Mustafa Bacalan, evet. Antalya'dan geldiniz, evet, bu toplantıya katılırsınız. Bu evet, toplantının abi. Önemi nerede sizce? Vallahi önemi aslında çok önemi vardır. Tabii anlayan için. Yani biz her zaman önemli önemli geliyoruz. Önemli olan her şeyin sonucunu almaktır. İşte bir araya gelmektir, arkadaşlarla kaynaşmaktır, birbirimizi tanımaktır. İnşallah bu burada kalmayacak. Bu ta uzun ta Avrupa, Asya, Finlandiya her yere gidecekti. Çin Seddi'ne kadar gidecek. Gitmesi lazım. Çünkü orada da Türk vardır. Orada da Türkçe konuşmamız vardır. Orta Asya'ya açılmamız lazım kardeşim. Orta Asya'ya açılmamız lazım. Biraz oralara gitmemiz lazım. Oradaki insanlarımızı görmemiz lazım. Oradaki insanlar bizi çok bekliyor. Azerbaycan olsun, Kafkas olsun, Özbekistan olsun, Türkmenistan olsun. Sadece bir dört duvarın arasında kalmamak lazım. Aynı kişi değil. Bir gün çok gruplarımız var, çok değerli insanlarımız var. Onları da büyükleri ziyaret edip bir enformasyon, sağlam enformasyon olması lazım. Bunu temenni ediyoruz cepheden, tüm kuruluşlarımızdan, sizlerden, değerli arkadaşlarımızdan. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. İnşallah Allah istediğiniz, tuttuğunuz altın olsun. Tüm Türkmen milleti için hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Doktor Şitzerciz, Hollanda'dan katılırsınız bu toplantıya. Evet. Hollanda'daki İnsan Hakları Derneği'yle ilgili biraz bize bilgi verir misin? Şimdi bizim İnsan Hakları Derneği'miz önce diyeyim 2001'de kuruldu. Orada üç arkadaşa falan kurdu özünü. Derneğimizin hedefleri genelde iki hedefti. Birinci, Türkmen bölgelerinde insan hakları ihlallerini tespit edip bir belge haline getirip ve onu pardon, Avrupa kamuoyundan da başka parlamentolarına, siyasilerine, gazetelerine ve Birleşmiş Milletler nezdinde de bulunduğumuz zaman onları sunmak. İkinci şeyimize Türkmen'i tanıtmak. Çünkü kimse tanımır Türkmen'i orada Avrupa'da. Tanıtmak o alanda da epey bir şeyimiz var. İçerideki bir referandum vardır. Siz de İnsan Hakları Derneği olarak iki seçim ve bir sahte referandum gerçekleşti. Bu referandum için insan hakları savunucusu olarak ne düşünüyorsunuz? Şimdi biz o geçmiş seçimlerle referandumu raporlarımıza baktığınızda çok detaylı şekilde işleyip ve Birleşmiş Milletler'de de iki toplantımızda çok tafsilatlı sunduk. Ve parlamentolarda da görüştüğümüzde onları hem Avrupa Parlamentosu'da hem de Hollanda Parlamentosu'da çok iyi anlattık. Bu geçmiş şeylerde ama bu gelen referandum meselesinde bir şeyler tabii bir sürü şeyler kazacağız. Özellikle gazetelerle bağlantıya girmek, parlamentoyla, Birleşmiş Milletler'de bir şeylerle uğraşırız. Ama bence tüm düşman kuruluşları bir iyi bir sağlam bir grup beraber bir araya gelip ve aynı zamanda da bir program kurup bir gün bu oğlu, yarın bu oğlu, o bir gün bu oğlu, çünkü bir ilimiz var. Bunu hepsini yazıp çizip uygulamak lazım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi tanıyalım. Ben Abdülkerim Abdullah. Nereden katılırsınız? Ben Hollanda Derneği'nden oradan katılırım. Derneğin Irak Kerkük Sağlık ve Sosyal Kuruma insanlar şeylerdi. Altyapıyla bu dernek şeyi olur. Oluşumu. Bu toplantı ile ilgili bize bir değerlendirme yapar mısın? Tabii bunun bu toplantının çok önemi var taşımadanı. Tabii insanlarımızı bir sivil toplum kuruluşlu bir araya gelmek tabii bu büyük bir önem taşımadadır. Ve bu birlik beraberliği sağlamak için bir sonuç olarak Kerkük ve milletimizin halkı bir araya getirmek için bu sonuçlar şimdi biz buradayız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim ben. Teşekkürler. Usta sizi de tanıyalım. Ben Nizamettin Kara, Stuttgart Dernek Başkanıyım. Almanya'dan gelmişim. Hoş geldiniz, bu toplantıya katıldınız. Bu toplantının önemiyle ilgili bize bilgi verir misin? Sağ olasın. Bu toplantının en önemli şeyi başkanla görüştük. Kerkük'ten ve Irak'ta olan şeylerin yani durumun daha iyi, rahat edici ve tatmin edici şeyleri dinledik özünden. Yani çok iyi, rahat olduk. Biz de yedi burada arkadaşlarımıza, Almanya'da olan arkadaşlarımıza bildireceğiz. Yani çok tatmin edici oldu, çok rahat edici oldu. Çok memnun olduk bu toplantıdan. Sağ olun, biz de sizden memnun olduk. Sağ olun, teşekkür ederiz. Doktor, sizi tanıyalım.
Ben Doktor Abdurrasul Zeynel Abdin, Kerkük Teknik Üniversitesi'nin dekan yardımcısıyım. Buraya geldik bir seyahate. Bu toplantıya katılmanın amacı gelin arkadaşlardan tanışayım. Bakayım o durumlar nasıldı? Avrupa'da, diğer ülkelerde neler yapılıyor? Ona göre bir alışveriş olsun aramızda. Bir birlik, beraberliği sağlamak için. Ondan sonra bir hedefe doğru gitmek için bu toplantıya katılmamın hedefi, amacı budur. Peki bu toplantıdan beklentileri nedir? Bu toplantının beklentim inşallah fikirler bir olur. Başka insanlarımız eğer fikirleri bir başka fikirde varsa beraber olur bu fikirden yolumuza devam ederiz. İnşallah durumumuz iyi olur. Önümüzdeki günlerde. Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sizi tanıyalım önce. Ben Ali Hakkı. Milli Hakkı nereden gelmişsin? Suit'ten, İsveç'ten. Hangi dernekten? Milli Komite Başkanıyım. Aynı zamanda YouTuber Derneği'nin temsil ederim. Bu toplantı ne şekilde gördü? Çok güzel, gayet güzel. Şu anda bizler bazı bilgileri alırız ve bilgiler veririz. Daha hele bir sonuca ulaşmamışız. 2 gün, 3 gün sonra inşallah bir güzel sonuçlar elde ederiz. Siz derneğinizin faaliyetinden bize bahseder misiniz? Bizim derneğin faaliyeti en güzel faaliyetinden biri 19 murakip bıraktık Irak seçiminde. Aynı zamanda 4 tane memur bıraktık. Ve çok bir güzel adımıydı yani. Bu siyasi konusunda yani. Ama kültür konusunda da çok güzel faaliyetlerimiz var. Yani Ramazan'da seni zerf meselesi olsun, iftar meselesi olsun, bayram, evet, sweet'ti, İsveç'ti. Oradan yaşayanlara bir mesajınız var mı? Onlara Allah yardımcıları olsun. İnşallah yani diğer sabırlı olsunlar. Farazi yakındı. İnşallah en kısa zamanda kurtarırlar bu kara bulut kakar üstlerini. İnşallah. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi tanıyalım. Ben Remzi Casim, Almanya'da Hamburg vilayesinde Irak Türkmen Derneği'nin başkanıyım. 34 seneden beri orada ben yaşıyorum. Tahsilim yok. Ömürler versin. Sağ olun. Bu toplantıya katıldınız, Almanya'dan geldiniz. Bu toplantının önemi nedir sizce? Valla bu toplantının önemi çok büyük bir önemi var. Çünkü biz Türkmen milleti hele maalesef çok birbirimize yakınlaşmamışız. Ve bu esnede biz birbirimizi iyi tanışmak için ve birbirimizin fikirlerine sahip çıkmak için ve milletimize yardım etmek için, çünkü biz dışarıda yaşayan insanlar, biz içerideki ögde bir insanlar geliriz. Bir fikirler getirebiliriz, bir iş yapabiliriz o içeride. Yani orada ne eksikleri varsa biz onlara yardımcı olabiliriz. Bu toplantılardan beklentileriniz nedir? Valla bu toplantılar beklendiğimiz özel olarak Irak Cumhuriyeti Türkmen Cephesi'nden bize yardımcı olmakları, yardımcılığı da ne demek? Bize malumat göndermekleri, bize broşür göndermekleri. Yani bilgilendirsinler sizi. Bilgilendirsinler, orada neler yapırsalar bize desinler ve ne istedikleri varsa da bize bildirsinler. Biz de burada onlar için yardımda buluşalım ve hatta bir parça olalım, dağılmayalım. Ayrılma olmasın bizim aramıza. Çünkü bizi ilk birinci temsil eden Irak Türkmen cephesidir Irak'ta. Sağ olun. Bize teşekkür ederim. Sağ olun. Doktor, sizi tanıyalım. Siz nereden katıldınız bu toplantıya? Antalya Türkmen Birliği ve Danışma Derneği adına temsilcisi olarak katılıyorum. Bu toplantıların önemi nedir? Çok önemli, çünkü önümüzde referandumu, bildiğiniz gibi referandum var. Bu referandumda Türkmenlerin kaderi demektir. Ve bizim de isteğimiz bütün Türkmen kuruluşların ve bütün partilerimizin hepimiz bir çatı altında bir ses, bir yumruk ve bir hedefe doğru gitmemiz gerekir. Bu referandumla ilgili buradan herhangi bir mesajınız var mı Irak Türkmenlerine? Birlik, beraberlik diliyoruz. Herkesin aynı söylem altında, aynı birlik altında hareket etmeleri bize bir şey sağlayacağını, başarı sağlayacağını, ama böyle dağınık bir şekilde olduğumuz süre içerisinde hedefimize varamayacağımızı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Üstad, sizi tanıyalım. Ben Hasan Veli Aydınlı. Belçika'dan gelmişim. Yeni Türkmen Cephesi temsilcisi olmuşum. Hayırlı olsun. Sağ olasın.
toplantıya geldik. İşte bakak ne var ne yok, ne yapmak bu lazım. Toplantıda beklentileriniz nedir? Bir de bu toplantının tabi birinci bölümü bitti. Bu toplantını ne şekilde değerlendirirsen? Valla kardeş, toplantı iyi. Toplantıdan ne istedik? Biz istedik birbirimizi tanımak, birbirimizi tutmak, birbirimizin öz müşkilerimizi bildirmek, anlatmak, kuvvetlendirmek. İndiye kadar bugün sabahki celsede epey sözler dediler, dilindiler. Rica ederim, umudum da gelen celselerde daha fazla şeylerden konuşuruz. Bizim kastımız nedir? Bizim kastımız bizim milletimizin hakkını almak, bizim milletimizin hakkı gitmemek. İndiye kadar çok zorluk çekmişik. İstemiyoruz bu zorluk daha fazla geçsin. İstiyoruz buna bir son vermek. Herkes hakkısını alsın, herkes yaşasın, doğru yaşamakla yaşasın. Hadi, sakin, hür, herkes yerinde. Biz de istiyoruz bizim yerimiz gitmesin. Biz Irak'ın üçüncü kurum asıl unsuruyuz. Bizim yerimiz var. Hapsi malumdu, hapsi oradaydı. Dünen biz gelmemişiz Irak'a. Biz bin seneden fazla biz Irak'a gelmişiz. Irak'ta tarihimiz var. Irak'ta yaşadığımız malumdu. Bizde eser var, bizde sakafet var. İşte indi bunu istemiyoruz elden geçsin. Bunun üzerine istiyoruz yapmak. İnşallah da müstakbelde bu gençlerden, bu aydınlılardan, bu insanlardan inşallah hedefimize erişiriz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Sizi tanıyalım. Evet, ben Muvaffak Terzi Çerşüş'ten, Hollanda'dan gelmişim. Cöc Hilal adına. Dedim Ufak, bu toplantını ne şekilde değerlendirirsiniz? Biz bu toplantıya katıldık. Çok iyi oldu benim Hollanda'dan gelmem. Arkadaşların, kuruluşların, partilerin bir araya gelmesi. 2007'de ne yapmamız lazım referandum için? Birlik barabarlık için hepimiz gönül gönüle, el ele, bütün partiler, bütün kuruluşlar, bütün dernekler bir araya geldi. Hepimiz birlik barabarlık için ne yapmamız lazım? Onu düşünürük, onu tartışırık. Çok teşekkür ederiz. İyi yaptınız, geldiniz. Buradan da Gök Hilal Derneği'ne sevgilerimizi sunuyoruz. Çok sağ ol. Buradan da bütün Gök Hilal arkadaşlara selam. Irak'ın sitesine de sevgi saygılarımı gönderirim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim, sağ ol. Özel programımızı sunduk. Bir daha buluşmak üzere esen kalın.